yapsam ben bugün acaba? Kesin dışarıya çıkmam lazım bugün benim. Yoksa beni bu oyuna çalıştırıyorlar. Ah. Ay! Özdemir yazıyor. Yasemin! Yasemin çabuk gel buraya Yasemin! Ne var anne ya? Bağırıyorsun sabah sabah. Ay, bu ne? Ha? Ne o? Ne o? Bilmem ne o. Ne bileyim baksana bir. Peki. Yukarıdan! Belki hukuksal bir şeydir. Anne bu kadar büyük hukuksal şey olur mu? Olur. Anlat şimdi ne oldu? Ne oldu kız? Ne güzel gülüyorsun sen öyle. Sen olsan böyle mi olurdu? Şu fotoğraftan başka hiçbir şey kalmadı dedemle ilgili. Hepsi eski evde kaldı. Bunda. Ay dedeciğim ya. Nasıl özlemişim? Hadi hadi. Çöksünüz. Durun ne yapıyorsunuz? Fotoğrafları unuttum benim gibi onları almayı. Ya Yasemin yürü gidelim. Ama dedemin fotoğrafları onun için geldik. Sen hepsi kaldı. Anneciğim. Ay bunlar nereden çıktı? Ay inanamıyorum. Ay canlarım benim. Anne. Ben gidiyorum. Şimdi. Ay benim fındıklarım. Ay benim fındıklarım. Ayten teyze. Ne var? Sarp nerede? Eşin de çıktı kapıdan kızım görmedin mi? Tamam sağ ol. Bay. Nereye bu halde ya? Aa, Allah Allah. Allah Allah. Sarp. Sarp. Sarp dur. Yasemin bu halin ne? Anneme bir şey mi oldu? Yok annene bir şey olmadı. Kime ne oldu söylesene. Bana oldu bana. Ne? Bana diyorum olanlar oldu. Sana ne oldu? Aşık oldum. Ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Ne yapıyorum ben? Delirdim mi ben? Ben de sana onu soruyorum. Manyak mısın yolun ortasında? Manyak mıyım ben yolun ortasında? Bana mı soruyorsun? Sana niye soruyorum? Yasemin git Allah aşkına dalga geçecek başka birini bul. Dalga geçecek ha? Dalga geçecek. Allah beni kahretsin ya. Nasıl böyle bir salaklık yaptım ben? Aptal aşık ya. Aptal aşık ne yapıyorsun sen? Allah Allah bu neydi şimdi? Ayten Hanım hayret bir şey. Ben bilmiyorum sanki temizlik yapmayı. Ben babama tavır aldım, grevdeyim ya. Ben mi dedim size tavır alın diye? Ayten Hanım hayret bir şey. Ay olur mu öyle şey Nermin Hanım? Ne var? Alt tarafa bir toz alacaksın. Eline mi yapışır ya? Ay ben o bezi elime alamam. İğrenç. Ay. Hiç de iğrenç değil. Lütfen Ayten Hanım. Ay Nermin Hanım. Üstüne bir toz alacaksın ya. İğrenç ya. Ay, ay, ay Yasemin yetişkeni bu. Ayten bana zorla temizlik yaptırmaya çalışıyor anneciğim. Aşk olsun sana. Niye zorla temizlik yaptırmaya çalışıyorsun? Alacaksın sadece. Ay, tamam tamam. Verin bana ben yapacağım temizliği. Ne? Yemin et. Vallahi ben yapacağım temizlik yoksa düşünüp kuracağım çünkü. Kız ne düşüneceksin? Boş ver anneciğim ne düşüneceğimi. Ayten teyze söyle hadi yapayım ben.
Aa, bak görüyor musun? Kızına bak da biraz utan, utan ders al. Hiç sana çekmemiş. Ay Ten Hanım, sürekli benimle uğraşıp duruyorsunuz. Burama kadar geldi yeter. Ben seninle daha uğraşmadım Nermin Hanım. Sakın beni delirtme. Ne olur uğraşırsanız Ayten Hanım. Hadi gösterin bakalım. Bak sen benim damarıma basıldığı zaman içimden çıkan canavarı görsen var böyle korkarsın. Belli belli, iğrenç. Ben sizin seviyenize elinden bahşişim. Ben seni... Yeter tamam, tuzum bu böyle olmayacak. Siz benim ayağımın altından çekilin. Ben temizlik yapacağım. Hadi marş marş. Olur kızım. Olur tabii, olur. Çenen aynı anın ama. Hadi Ayten teyze, hadi. Yap kızım sen temizliğini. Ay. İyi hadi bakalım. Neyse ben de gideyim biraz aşağıda durayım. Allah Allah ya. Aşık oldum. Manyak mıdır nedir ya? Hey dur dur dur! Şuş yani. Yasemin ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Ne yapıyorum ben? Delirdim mi ben? Ben de sana onu soruyorum. Manyak mısın yolun ortasında? Manyak mıyım ben yolun ortasında? Müsait bir yerde inecek var, kusura bakma ya. Ayten teyze. Ha kızım, bitti mi temizlik? Yok, bitmedi de ben bittim. Ne yapıyorum ben ya? Temizlik kızım. Ya ben demin kendimi halı silkelerken buldum Ayten teyze. Ne? Halı mı? Ay iyi ettin kızım, iyi ettin. O halıyı annen yıkadı. Yok, benden bu kadar çünkü bu kadar da değil yani Ayten teyze. Al sen bunu ne yaparsan yap. Hadi görüşürüz. Püf. Anasına bak, kızın al. Prensesler. Prensesim tabii. Yani ben kraliçeyim, o prenses. Allah Allah. Siz yapmazsanız ben hiç yapmam be. Yapmazsan yap. Kim seninki, hangi hoca? Benimki Çağdaş Hoca, seninki kim? Benimki de Melike Hoca. Ne yapıyorsunuz burada? Cerrahi ay stajında çalışacağımız hocalar belli oldu. Bugün müydü? Oho Gül Hanım, sizin aklınız bu aralar başka şeylerle meşgul herhalde. Bunu bile unuttuğunuza göre. Tamam. Peki siz görebildiniz mi ben kiminle çalışıyormuşum? Kızım baksana liseye bana soracağını. Ama artık Kemal Hoca ile değil, orası kesin. Artık.
Gir. Evet. Hocam, ben cerrahi stajında artık sizinle çalışacakmışım. Yani bundan sonra. Evet, biliyorum. Seni ben istedim zaten. Öyle mi? Peki, benden bir istediğiniz var mı? Yani ben hangi hastaya bakayım, ne yapayım? Bir kahve getirmekle başla mesela. Efendim? Ne oldu? Kemal Hoca'ya kahve götürmüyor muydun? Peki. Kahvenizi nasıl içersiniz hocam? Sütsüz ve şekersiz. Peki. Aa, bir dakika dur. Arabada benim evrak çantam var. Gelirken onu getir. İçinden bir şey almam lazım. Ama hocam. Evet. Tamam hocam. Sakin. Sakin ol Gül. Stajını yakacak değilsin herhalde. Ne diyorsa yapacaksın. Vakit geçmiyor ki iş yapmadan. Hayır, boş durmaktan insan kurdişen döker ya. Nermin Hanımcığım. Bir şey soracağım. Siz bir zamanlar zenginken nasıl vakit geçiriyordunuz, ne yapıyordunuz? Biz mi? Biz... Duruyorduk. Duruyorduk derken? Yani işte duruyorduk. Böyle. Evet, böyle. Akşama kadar. Evet, akşama kadar. Oo, çok zor iş. Zenginlik çok zor işmiş Nermin Hanım ya. Ama sen nereden bileceksin? Geldiniz mi babacığım? Görüyorsun işte, geldik. Siz ne yapıyorsunuz burada? Duruyoruz babacığım. Evet, duruyoruz. Duruyor musunuz? Bu evde durulmaz. Boş boş oturulmaz. Hadi kalk, yemek yap. Bak, buzdolabındaki malzemeler çürüyecek. Çok isterdim babacığım ama kusura bakmayın, ben grevdeyim. Sen grev yap, biz aç kalalım. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bak, Lütfü bile çalışıyor. Evet, çalışıyor. Lütfü çalışıyor, Nermin oturuyor. Olmaz. Yemeği sen yapacaksın Nermin. Ay, ne? Anlamadım. Yemeği diyor babacığım. Sen yap diyor. Hani Lütfü Bey bile çalışıyor ya. Ailece çalışın diyor. Ay, orasını anladık. Hasan Efendi, yapamam. Edemem. Olmaz yani. Bir felaket, skandal. Olmaz. Yapamaz, edemezmiş. İncilerin mi dökülür Nermin Hanım? Şey, öyle değil de... Hasan Efendi... Bu yemek yapılacak. Buzdolabındaki malzemeler çürümeyecek. Çünkü bu evde israf yok. Nermin, marş. Hazır efendi. Ayten. Ne Ayten bana söyle bakayım. Kusura bakma canım, ben sana yardım edemem. Çünkü ben grevdeyim. Ay, skandal. Ay, ne güzel duruyorduk Hasan Efendi. Of, ay bittim ben, mahvoldum. Of. Allah başka keder vermesin. Of. Bölmüyorum değil mi? Buyurun Cem Bey, bir şey mi oldu? Yok. Sarp Bey. İşe tekrar geri döndüğünüz için ne kadar memnun olduğumuzu söylemek için geldi. Ayrıca bu babamın Yasemin'in babasını açmış olduğu davayı da geri çektik. Teşekkür ederim. Aile çok kötü durumdaydı. Yani bunun altından kalkamazlardı.
Bence de en doğrusu bu oldu. Neyse, size iyi çalışmalar. Cem Bey. Efendim? Davayı çekmenizle alakam olduğunu Yasemin bilmesin. Neden? Zaten bizde kaldıkları için çok huzursuz. Yani bir de bu konu yüzünden bana borçlu hissetmesini istemem. Ne kadar da ince bir düşünce. Tamam, söylemem. Kolay gelsin. Bak bak, demek Yasemin bilmesin. Centilmenliklere bak sen ya. Ama dur ya. Bence de bilmesin seninle alakası olduğunu. Doğru söylüyorsun. Yaptığın hareketlere bak ya. Bir de eliyle ağzını sildi. Öküz. Bir daha Sarp diyenin var ya. Sarp? Ay Cem, babamı davadan vazgeçirdim. Ne? Babasını davadan vaz mı geçirmiş? Cem, babasını vazgeçirmiş. Nasıl yapmış olabilir ki böyle bir şeyi? Ay neyse, mesajla ulaşalım Cem. Tam beklediğim gibi. Alo. Alo Cem. Mesajın şimdi geldi de. Davayla ilgili bir şeyler demişsin. Vaz mı geçirdin babanı davadan? Ya dalga mı geçiyorsun, ciddi misin? Yasemin, yarın bir kahve içerek konuşalım mı bunları? Yüz yüze anlatmak istiyorum sana. Ay anlat işte şimdi Cem. Yok hayır, telefonda olmaz. Ay peki tamam o zaman. Nerede, yarın nerede buluşalım? İyi tamam peki, tamam. Bay bay. Ağzını sildi ya. Gül Hanım. Buyurun hocam. Eğer bir şey isteyecekseniz ben artık Seçil Hanım'ın asistanıyım. Belki siz biliyorsunuzdur. Bakar mısın? Sen versen şunları bana. Hayır, hayır hocam. Bırakır mısın? Ver. Bak bana böyle davran. Ya sana anlattım biliyorsun. Hocam artık dosyaları verir misiniz? Seçil Hanım'ın yanına geç kaldım. Oh. Ay. Evet. Oh. Oh. Ben bunu yapabilirim. Ay çok heyecanlıyım. İlk deneyimim. Ah, buzdolabı. Aa, bunun tümü böyle miymiş? Kabak, domates. İşte bu bildiğim şey. Aa, domatesin likit hali. Ha, tamam. E oldu işte. Tencere. Aa, bir şey daha. Ayten Hanım onun içine koyuyor ya. Her yer pis pis ondan kokuyor. Soğan. Ha, bu o şey. Ot. Oo. Ha, tuz. Aa, ay çok vitaminli bir şey oldu bu. Aa, oldu mu Allah'ım? Ne var? Ne yapıyorsun? E gördüğün gibi yemek. Yemek. Evet.
Annem biz seninle yıllarca iyi yaşamışız ya. Böyle yemek mi yapılır? Ay çok biliyorsan gel kendin yap Yasemin. Ben çok meraklıyım ordu kadar insanı doyurmaya. Annem. Ne var? Bari soğanın kabuğunu alsaydın. Bu soyuluyor mu? Hı. Aman be. Bunun vitamini zaten kabuğunda. Yok. Daha iyi oldu böyle. Annem. Heh. Allah yardımcımız olsun. Haydi selametle. Yasemin gel kızım gel gel. Hadi çık çık. Yalnız bırak beni mutfağımla baş başa. Göstereceğim hepinize Nermin nasıl yemek yapıyormuş. Hah, efendim efendim. Al şu parayı koş bakkala. Koş bakkala? İki ekmek bir yoğurt alacaksın. Ben. Tabii ya. Bakkala telefon ederim o kendi getirir. Evet sen Yasemin Hanım. Ama Hasan dede mantıklı aslında. Arasak bakkalı gelse olmuyor mu? Bakkalın çırağı yok. Evlere servis yapamıyor efendim. Ha. İnternetten istesek? Yasemin. Hadi doğru bakkala. Tamam. Şey, neredeydi bakkal? Köşeyi dön tam karşında. Ha. Hadi. Tamam. Bundan umudum vardı ama ne demişler? Armut dibine düşermiş. Yiyeceğin o kül. Neydi ya? Ha, küllük hediye döndüm. Bir bakkala gitmediğim kalmıştı. Sabah halı silkele, temizlik yap. Akşam bakkala git. Yakında dikiş nakış da yaparım ben. Aa, ya siz ne yapıyorsunuz ya? Pardon güzel ablacığım. Gidip bir kapalı spor salonunda oynasanız da sokakta top mu oynanır? Vallahi. Vallahi. Hoş geldin ablacığım. Ne istedin? İki ekmek bir yoğurt. Hemen ablacığım. Ablacığım ne ya? Çocuk da ablacığım dedi. Bu fakir edebiyatında bir anlamı mı geliyor acaba bu ablacığım? Buyur ablacığım. Bu yeter herhalde. Hadi selametle. Ablacığım paranın üstünü almayı unuttun. O paranın bir de üstü mü var? Ha, ciddiysen. Enerji içeceği gibi bir şey var mı? Yok ama istersen gazoz var ablacığım. Gazoz? Evet. Ablacığım. Bu nereden çıktı ya? Bitti mi ki bunun mesaisi? Karşılaşmasak olmazdı zaten. Ben bekleyeyim de o girsin önce. Neyse, ben bekleyeyim de o girsin önce. Hadi, girsene be adam. Niye girmiyor bu? Yoksa beni mi bekliyor? Girsene. Yasemin seninle bir iki dakika konuşalım mı? Ama burada olmaz. Gel. Sarp. Sarp konuşur musun artık? Zaten bütün gün yoruldum, ırgat gibi çalıştım. Üstüne bir de dedem beni bakkala yolladı çocuk gibi. Yasemin, bu sabah olanlardan sonra konuşuruz diye düşündüm. Ha, sen onu diyorsun. O şey ya, öyle bir anda esti geçti yani. Ben zaten senin de dediğin gibi manyak olduğum için öyle geldiler bana bir anda. Yasemin, inan seni kırmak istemem. Yani eğer benden hoşlanıyorsan cidden kalbini kırmak istemem. Sarp, havaya girme canım, konuya git. Yasemin, ben senin abin sayılırım.
Hem ben başkasından... Biliyorum, sen başkasından hoşlanıyorsun. O başkası da benim ablam. Ama zaten ben de seni sevmiyorum. Tamam mı? O yüzden tartışmanın bir manası yok. Dönelim mi artık? Hadi görüşürüz sen. Hala gül diyor ya. Tam. Ayten. Babacığım. Herkes nerede kaldı kızım? Babacığım, Serp'in eli kulağındadır, gelir. Yasemin'i zaten bakkala göndermiştiniz. Öbür kız hastanededir, nerede olacak? Lütfü Bey de geldi işte. Bütün gün öldüm, bittim çalışmaktan ya. Vallahi Hasan Efendi, kurt gibi de acıktım ha. Ne var yemekte? Lütfü, bugün yemeği Nermin yapıyor. Artık ne pişirirse yiyeceğiz. Ney? Nermin mi? Siz delirdiniz mi ya? Nermin'in yaptığı yemek yenir mi hiç? Lütfü, otur. Otur, o yemeği herkes yiyecek. Otur. Ya bütün gün çalış dedin. Mükafatın bu mu olacaktı ya, Nermin'in yemeği? Nerede kaldı bu yemek? Ya Lütfü Bey, acaba siz çıkıp bir baksanız mı? Mutfakta başına bir şey gelmesin. Yani sonuçta alışık değil. Onun değil de Ayten Hanım, bizim başımıza gelecek var. Bizim başımıza. Bir dakika. Gelir canım, gelir. Nermin! Nermin kızım! Neredeyim ben? Ay! Bu üstümdeki ne? Ay ben travma sonrası şeysi mi geçiriyorum acaba? Ay ben depresyona girdim de haberim mi yok? Nermin! Hadi kızım, getir artık şu yemeği. Tamam. Tamam, bir dakika. Mutfaktayım. Yemek yapıyorum. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Ay. Güzel. Ay. Ay. Ay lanet olsun bu kafaya. Bilmediğim şey yok Nermin ya. Hoş geldin paşam. Hoş bulduk annem. Gel. Geç otur Yasemin. Gel. Artık Nermin ne yapıyorsa mutfakta bir türlü çıkamadı. Bakalım. Keşke bunları görmeseydim. Yediğin o kızım. Ne pişirdin bize Nermin Hanımcığım? Bu ne? Nermin Hanım, sen bunun içine hangi baharatı koydun? Baharat mı? Ne bulduysam koydum işte. Ne bulduysam mı? Kız Nermin Hanım, yoksa sen bunun dibini de mi tuttun? Hadi koy bakalım, kur gibi acıktım ben. Emin misin babacığım? Eminim, koy kızım, koy. Yemeğin içinde tam olarak ne var, bir sayar mısın? İşte evde ne bulduysam onu koydum. Yemek öyle yapılmıyor mu? Ne bulduysam derken Nermin Hanım? Bezelya. O küçük şeylerin adı neydi? Nohut. Likit domates. Bir de böyle tüm soğan buldum, onu da koydum. Birkaç tane de adını bilmediğim şey var, onları da ekledim. Bu oldu. Nermin, bu kadar malzeme konur mu canım? Yani sen de burada değilsen öldürmüşsün. Ama siz demediniz mi Hasan Efendi israf oluyor her şeyi koy diye? Ben de her şeyi koydum. Demez olaydı. Size afiyet olsun. Ben kalkıyorum.
30 senelik evliliğimizde Nermin'in yaptığı bir şeyi yemek gibi bir hataya düşmedim. Bundan sonra da düşmeyi düşünmüyorum. Size afiyet bal şeker. Aferin Lütfü. Aferin kocacığım. Aferin. Ayten kalk, biz de kalkalım. Bu ne böyle korku filmi gibi. Afiyet olsun. Sarp. Ya nereye gidiyorsunuz? Bu kadar yemek kim yiyecek? Gelin buraya. Ben de zaten iş çıkışı bir şeyler yemiştim dede. Size afiyet olsun. Anne, ben gencim daha ya. Ben de yaşamak istiyorum. Afiyet olsun size. Sen de mi Yasemin? Anne ne yapayım? Şunlara bak, şunlara bak. Bu nimet, nimet. Bu nimet bir gün sizi çarpar. Müsrifler, müsrifler. O kadar malzeme var bunun içinde. Yemezseniz yemeyin, ben yerim. Bırakın Hasan Efendi. İlk deneyimimde beni yalnız bıraksınlar. Her zaman yaptıkları gibi. Ben yerim. Afiyet olsun. Nerede koyu? Yok, ben yemeği yaparken doydum Hasan Efendi. Ya. Derlerdi de inanmazdım. Yemeği yapanın karnı doyarmış. Doğruymuş vallahi. Afiyet olsun. Biraz daha koyayım. Gerçekten. Emin misin? Ha, ben anladım sizi. Bunu bitireyim, ondan sonra alayım dediniz. Evet, anladım, anladım. Evet. Ahmet Efendi, versene şu çekirdekten biraz. Hep kendin yiyorsun ya. Ver. Ahmet'inkinden alacağım. Karnımızı bununla doyuralım bari. Ne yapalım? Yeseydiniz o zaman efendim yemekten. Benim gibi. Bir tencere hep kaldı. Bir tencere yemek kaldı. Biz senin kadar cesur davranamadık Hasan Efendi. Hasan Efendi, bir dizi falan aç da izleyelim ya. Evi haber merkezine çevirdin ha. Ay, evet babacığım ya. Benim akşam dizim var, kaçıyor. Ah bak, dizisi varmış, kaçacakmış. Hadi Hasan Efendi. Tasarruf tedbirleri madde bir. Bu evde televizyon izlenmeyecek. Sadece akşam haberleri için açılacak. O kadar. Dede iyi misin? Baba ne oluyor? İyiyim ben, iyiyim. Dede nasıl iyisin? Ne oluyor? Midem mi ağrıyor? Nedir? Midem. Nermin. Lütfü. Adam gidiyor. Nereye gidiyor? Gidiyor. Hasan dede, annemin yaptığı yemek yenir mi? Bir keresinde okulca pikniğe gitmiştik. Annem kek yapmıştı. Top diye oynamıştık onunla. Sus kız. Mideni falan bozmuş olmasın? Yemeyecektin de ne yapacaktın kızım? Onun içine konan malzemeler kaç para biliyor? Aa! Baba iyi misin? Ne yedirdin kız benim babama sen? Ölmeyin Hasan Efendi, lütfen ölmesin. Hasan Efendi, sen canına mı susadın ya? İki kaşık alıp bıraksaydın bari. Adam gözümüzün önünde intihar etti, iyi mi? Lütfen dur. Baba hadi gel, hastaneye gidelim. Yok hastane olmaz, fuzuli masraf. Sarp oğlum gel, gir dedenin koluna hadi. Oh, inat etme dedi. Babacığım hadi. Yok bırakın, kaldırmayın. Oh. Babacığım hadi inat etme ya, hadi. Kaldırmayın. Hadi babacığım. Oh. Hadi. Dede hadi gel. Oh. Şişey! Ayten! Babacığım! Televizyonu kapat. Tamam. Işıkları söndür. Tamam babacığım. Tamam. Oh. Ama ben size dedim, skandal olur dedim. Aman yavaş. Yavaş. Dur Ahmet. Ayten! Babacığım! Işıkların hepsini kapattın mı? Kapattım babacığım, kapattım. Hadi dede, hadi. Nermin, beğendin mi yaptığını? Ya adam ölürse içimizde hapse girmeyen bir tek sen kalmıştın. Katil değilim ben. Katil değilim ben. Henüz değilsin Nermin. Yürü koş. Ayten, çekil sen. Sarp gel. Geldim dedim, geldim. Lütfü, ben şuradan firar mı yapsam acaba? Saçmalama. Ay ben hapse falan giremem aşkım.
ne oluyor? Ay, pis pis kokar orası. Aha, tansiyonlarım düşüyor. Dede sakin ol. Bak şimdi babam halledecek. Nermin. Ay ben daha uzaklara da gidemem. Yakalarlar beni. Ya tamam Nermin, dur bir Allah aşkına dur ya. Gül şimdi iyileştirir Hasan Efendi'yi. Boşuna mı okuttum onu ben ya? Gül. Ne yapacağız, ne yapacağız? Hemen bir kimlik beni acil sevkini yaparım. Kimlik, kimlik, kimlik baba, kimlik, 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 kimlik. Ay. Ah. Ahmet Efendi çekil şuradan. Çulsuz Ahmet, hiçbir şeyi halledemedin değil mi? Lütfen bir dur Allah aşkına. Babam hasta. Benim kızım burada doktor. Çağırın gelsin. Gül'ün babası değil mi? Babam Lütfü, Kemal Bey. Ben memnun oldum. Ben de, ben de. Sen devam doktor et. Doktor yok mu ya? Doktor yok mu? Nasıl? Acil burası. Merhaba. Merhaba. Ha işte bak bu Gül'ün şeysi, amiri. Geçmiş olsun. Doktor Bey, babam hasta. Vallahi ne oldu bilmiyoruz. Biz herhalde zehirlendi. Tamam. Tamam, hemen acil alalım. Sedye'yi getirin. Ay işte ölüyor adam. Ölmüyor. Yemin ediyorum ölüyor. Yok yok ölmüyor. Ay hapse gireceğim ben. Girmeyeceksin anne. Yemin ediyorum. Ölmeyeceksen de hapse girmeyeceğim. Midem bulanacak. Gel baba. Hadi baba. Hadi hadi. Hadi hadi. Ahmet, sedye paralıysa ben yürürüm evladım. Aa, yok yok beyefendi, yatın siz. Götürün siz. Ölmesin. Anne. Gül Hanım haber verin, hemen acile gelsin. Tamam doktor. My God, adres bu. Bu nasıl ev ya? Maket sanki. Tarihi herhalde. Aa, kapı niye açık ya? Mommy, I'm home. Nerede bunlar? Hello. Evin haline bak. Puf desem yıkılacak be. Ya buranın ışığı nerede ya? Ya. Şu eşyalara bak. Eve mi geldik, müzeye mi geldik belli değil. Mutfak nerede? Burası salon. Hah, açlıktan öldüm be. Bir tarihi eser daha, buzdolabı. Olsun ya. De nazar boncuğu koymuşlar. Aman sana nazar değmesin. Bakalım içinde ne varmış. Hiçbir şey. Ha, peynir. Ne yapalım? Peynir, ekmek. Ekmek nerede? Ama bunu özlemişim işte. Yiğide davacı tamamlanınca akşam da burada kalır. Sonra evine dönebilir ama birkaç gün çok önemli. Tamam Kemal Bey. Çok sağ olun tekrar. Sarp! Ne oldu? Dedemi getirdik Gül. Zehirlendi. Nasıl ya? Ben bir bakayım. Ya dur dur Gül. Midesi yıkanıyor şimdi. Ailesi içeride zaten. Sonra girersin. Sarp peki nasıl olmuş? Annen yemek yapmıştı. Ne? İşte tek yiyen de dedem olanlarda oldu. Hay Allah ya. Ya üzülme. Getirdik hemen. Ben gidiyorum, tekrar geçmiş olsun. Kemal Bey çok teşekkürler tekrar. Çok yardım ettiniz. Önemli değil. Kolay gelsin. Sarp gel biz de seninle beklerken çay içelim. Televizyona bak. Ya. Bir on off koymayı akıl etmişler tabii. Of, ne sıkıcı bir ev bu ya. This is so boring, my God. Koleksiyon var. Hadi alıyoruz ya. Hadi,
televizyona bak ya. Bu televizyon değil ki, tost makinesi. Bu böyle şey olur mu ya? Antene bak. Bu ne çeksin, ne göstersin bu televizyon? Emre Özdemir. Nereden nereye? Buyur bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Ben seni tutmuyorum değil mi? Ay yok Sarp ya. Aslında biraz tutsan çok iyi olur. Canım çıktı vallahi bugün hastanede. Bence bir çayı ben de hak ettim. Hep öyle yoğunsun değil mi? Evet. Peki yolunda gitmeyen şeyler düzeldi mi hastanede? Hayır. Aslına bakarsan işler iyice karıştı. Hadi ya, üzüldüm. Yok üzülme. Çünkü ben artık üzülmüyorum. Kendimi tamamen işime verdim. Full konsantre olup gerisiyle ilgilenmiyorum. Aslında seni anlıyorum. Biraz benziyoruz bence. Yani ben de sadece işime odaklandığım zaman bir şeyin bana dokunmasına izin vermiyorum. Sen de öylesin. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Sanki birbirimizi yeni tanıyormuşuz gibi. Aslına bakarsan gerçekten de birbirimizi yeni tanıyoruz. Ve yeni anlıyoruz. Bunu sana daha önce söyledim ama ne zaman yardım istersen, ne zaman biriyle konuşmak istersen bir telefon uzağındayım. Sakın unutma, olur mu? Unutmam. Sağ ol Sarp. Hasan dede daha iyi. Merak ederseniz söyleyeyim dedim. Öyle mi? Sağ ol. Bakalım o zaman. Doktor bey, yani şimdi midem pırıl pırıl değil mi? Yani gidebilirim herhalde. Hasan bey, bu gece misafir edeceğiz sizi. Gözlem altında kalmanız lazım. Sabahleyin biyokimya testlerini tekrarlar, problem görmezsek taburcu ederiz sizi. Tekrar geçmiş olsun Hasan bey. Sağ olun doktor bey. Sağ olun, sağ olun doktor bey. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Hasan dede. Hah, işte kızımız da geldi. Kızım sen burada çalışmıyor musun? Bak biz senin hayrını görmeye geldik. Neredesin sen ya? Geldim babacığım, geldim. Çok geçmiş olsun Hasan dedeciğim. Sağ ol kızım, sağ ol. Annem nerede? O yan tarafta serum alıyor. Az daha katil oluyordum diye tansiyonları düşmüş. Babam, daha iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim kızım, iyiyim. Hep benim yüzümden oldu ya. Ben sana temiz temiz bezelye yapsaydım böyle olmayacaktı babam ya. Ayten, ağlama kızım, al. İşte Ahmet, hadi al Ayten'i, siz doğru eve gidin. Yok babam, yok yok yok. Ben sabaha kadar buradayım, kurban olayım. Ha, pişman oldun demek. Çok pişman oldum baba. Kal o zaman, kal. Kal. Dedeciğim, benim de yapabileceğim bir şey varsa ben de kalayım. Sarp oğlum, senin yapabileceğin tek şey annen baban hariç bunları alıp götürmek. Gül bana gül gibi bakar. Tabii Hasan dedeciğim. Durun o zaman, ben de karımı alayım serumdan. Japon sen de benimle gel, belki bir işe yararsın orada ya. Hadi, hadi bakayım, hadi hadi. Koş koş koş, hadi bakayım hop, hadi kızım. Katil değilim ben. Anne. Ay ne oldu? Gitti mi adam? Ha öldü mü? Katilim ben. Katilim ben. Nermicim, kimsenin bir yere gittiği yok. Hadi kalk biz gidiyoruz. Kalk 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 kalk.
Bir dakika nereye gidiyorsunuz baba? Bir serum bitsin, bitmek üzere ya. Vallahi mi ya? Bu Japon'da 160 sene okudu anca serumu biliyor. Gül, anneciğim yaşıyor değil mi? Ha? Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Yaşıyor anneciğim, yaşıyor. Hadi yat bak, kolumu oynatma. Hasan efendi yaşıyor değil mi? Nermin'cim dayan yavrum, dayan. Az kaldı bak eve. Şu halimize bak ya, hastaneden bile eve toplu taşımayla dönüyoruz. O ne ya? Ne ne? Evin ışığı yanıyor. Evden aceleyle çıktık ya, açık unutmuşuzdur. Hayır, unutmadık. Eminim çünkü dedem hepsini kapattırdı. Evde biri var. Evet, kesin evde biri var. Hasan efendi bütün ışıkları kapattırmıştı o hasta haliyle. Vallahi mi ya? Evet, eminim. Gece şu başımıza gelene bak ya. Kim var acaba evde, ne var ha? Siz burada bekleyin. Ben bir gidip bakayım. Hah, çok iyi düşündün örümcek adam. Sen önden bir git bak. Bir şey olacaksa sana olsun bari. Ben de geleceğim. Hayır, gelmeyeceksin. Neden korkmuyorum? Ufaklık, gelmeyeceksin diyorum. Sen niye bana sürekli büyüklük taslıyorsun ya? Yasemin, seninle uğraşacak vaktim yok. Hırsıza bak be. Çalacak bir şey bulamamış evde, yatıp uyumuş herif. Kardan! Ne oldu be? El alemin evine girmeye utanmıyor musun? FBI adam öldürüyorlar. Kalk! FBI yetişin! Baba, sesler geliyor ya, ben bir gidip bakacağım. Ya bırak olsun, elleşme ya, gelsin. Ben gidiyorum. Ay, Yasemin gel! Yasemin! Aa, gitti kız. Lütfü kız gitti. Gördüm Nermin, gördüm. Bak gitsin, boş ver. Kıvırcığa bir şey olmaz. Babasının kızı o. Ay ne demek bir şey olmaz ya? Sen böyle duracak mısın burada? Vallahi ben gidiyorum, dayanamam yani. Nermin tamam, o zaman bak, bir öncekini ben yakalamıştım. Bunu sen yakalarsın. Saçma sapan konuşma be. Kalk hadi. Kalk. Abi. Yasemin abi falan bırak şimdi, git polise haber ver. Ya, çek ellerini, sana mı diyorum abi ben? Abim o benim. Ne? Emre! Oğlum! Çekil! Ne oldu sana? Ya ben bilmiyordum, pardon. Ya Lütfü Junior, o sen ne yaptığını sanıyorsun Sarp Efendi? Abi iyi misin? Acıyor mu bir yerin? Aa, çok kötü vurdu gözüme vandal. Ayı! Birader kusura bakma ya, bilsem. Ay nedir bu ailemizin üstündeki karabasanlar? Ne zaman bitecek bize bu çilemiz? Nermin'cim insan değil ki bunlar, barbar. Al işte, anlamadan dinlemeden dalmış, aynı babası. Ben sizi yalnız bırakayım. Bizi yalnız bırak, lütfen bizi yalnız bırak. Herkül Efendi. Bırak! Anneciğim. Oğlum niye söylemiyorsun, niye haber vermiyorsun geleceğini? Ya anneciğim nasıl haber vereyim, telefonum falan hiçbir şeyim yok ki. Bu avukat bize mahkemeyi bekleyeceğiz deyip durdu. Mahkeme erken görüldü babacığım. Buyurunuz gidiniz dediler, ben de geldim. Yani sınır dışı edildim. Ha sen o şekilde yani sınır dışı... Aman tamam işte, nasıl geldiyse geldi çocuk. Ay annesinin güzeli gelmiş kuzu. Kuzu mu? Bu mu kuzu? Bu kuzuysa kurtlar ne yapsın acaba? Bana bak Çakal Emre, sen bu evi nereden buldun ha? Avukat verdi adresinizi, kalktım geldim işte ya. Nasıl olsa dedem yok. Bu manyaklardan da ne kadar uzak dursam o kadar iyi. Heh, getirdim buz. İki vurduma vurmadı. Getir. Koydum orayı mısın? Tamam. Emre, bana bak. Sende kıyıda köşede hiç para kalmadı mı? Ne parası baba ya? Yok, bitti, tık. Yahu çocuk hapisten çıkıp gelmiş. Sen ne parasından bahsediyorsun Lütfü ya? Üf. Yazıklar olsun.
Ama siz durun. Ben sizi kurtaracağım. Biz boşuna okumadık Amerikalarda herhalde. Buraya da boşuna gelmedik. Harold yani. Buyur. Nasıl olacakmış o? Gelin gelin. Anlatayım ben size. Ne anlatacaksın ya? Ya baba gelsene anlatacağım. Ne oldu? Ahmet abi. Uyumuşlar. He vallahi uyudu ikisi de. Tamam, bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen bana haber verin. Tamam tamam, ben hallederim. Sen işine bak. Sağ ol. Orçun hocam, çok pardon. Önemli değil. Gel dışarıda konuşalım. Hasta nasıl oldu? İyi, uyuyor şimdi. Sabah taburcu ederiz dedi İrfan hocam. Hadi bakalım, iyi. Birkaç gün çok önemli biliyorsun. Evde gözlemlemeyi de unutma. Tabii tabii. Hocam. Çok teşekkür ederim. Hasan da değil, çok ilgilenmişsiniz. Önemli değil. Yok, benim için önemli. Pardon. Bölmüyorum değil mi? Buyurun Seçiye Hanım. Gülsen neredesin? Hocam. Çok özür dilerim. Benim akrabamı yatırdık. Ben onu kontrol ediyordum. Seçil tamam. Kızı ben çağırdım acile baksın diye. Hasta yakına. Gül bak bir daha sakın. Özel işlerin için bana haber vermeden ortadan kaybolma. Anladın mı? Anladım hocam. Sen neden bu kadar üstüne gidiyorsun ha? Neden? Ne istiyorsun bu kızdan? Nasıl ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun Kemal? Bizim stajyerliğimizde bize nefes aldırmazlardı. Bunlara şimdi laf bile söylenmiyor. Seçil, duygularını işe karıştırma. Hey, gömümüz! Şşt, baba! Bağırma, duyacak Sarp denen vandal. Şşt, duymasın, sessiz ol. Abi sen ciddi misin? Gömü mü var gerçekten? Kızım herhalde ciddiyim yani. Harold yani. Ha, dedem bana uzun uzun anlattı. Ölüm döşeğindeki son sözleri oldu bana bu. Dedi ki bahçede dedi gömü var dedi. Gidin dedi o gömüyü dedi oradan dedi çıkartın dedi. Dar gününüzde dedi yardımcı olur dedi ya. Ulan Sıpa, daha önce niye söylemiyorsun bunu bize? Ya niye vuruyorsun çocuğa ya? Gelen vurdu, giden vurdu zaten be. Hiç baba ya, Allah Allah. Ayrıca biz daha önce dara mı düştük ki? Biz hep zengindik. Hiç aklıma gelmedi, ne bileyim ben. Hep zengin olduğumuz için unuttum gitti. Oğlum, deden seni kandırmış olmasın. Saçmalama baba, dedem yapmaz öyle şey. Lütfen, bana bak. Ya doğruysa? Evet. Yani babamın sağa solu belli olmaz. Yani yapmış olabilir. Yok yok. Kesin yapmıştır o. Kalkın. Nereye? Kazmaya. Aşkım saçma sapan konuşma. Otur gecenin körü. Ne yapacağız? Gündüz olsun sabah olsun gideriz. Evet baba yani şimdi akşam akşam hiçbir şey görmeyeceğiz. Sabah gideriz. Tamam oturun. Aslan oğlum benim be. Aslan oğlum. Ulan biz burada iflas ederken daha önce niye söylemedin bunu? Nermin, duygudan duyguya giriyorum. Senin gibi oldum şu an. Yani mutlu muyum, sinirli miyim anlayamıyorum. Kız bak aynı ben. Ya baba nasıl haber verebilirim? Bir tane telefon hakkım vardı. Onunla da avukatı aradım zaten ya. Evet doğru. O zaman Allah seni sınır dışı eden ABD adaletinden razı olsun. Şş, Özdemirler. Yatalım. Çok heyecanlı. Evet evet yatalım. Sabaha zinde olmamız lazım. Hadi. Abi gel sen de bize olalım. Tabii olur. Nermin'cim, biz de Çulsuz Ahmet Efendi'nin odasına konalım. Nasıl olsa bu gece yok. Thank you.
zorlamak ya. Horul. Salonda mı yatsam acaba? Ay yani orada da Sarp Mendebur vardır şimdi. Aa, Hasan dede yok. Ben gideyim Hasan dedenin odasında uyuyayım. Ne yapıyorsun burada? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Uyuyorum. Ben de uyumaya çalışıyorum. Yasemin, biri görüp yanlış anlamadan çık şu odadan. Niye ben çıkıyormuşum ya? Sen çık. Yasemin, ne yapacaksın? Evdeki tüm odaları ele mi geçireceksin? Zaten benim odamı işgal ettin. Git orada yat. O odada yatamıyorum Sarp'cığım. Çünkü abimin burnuna nasıl vurduysan çocuk nefes alamıyor. Kırıldı herhalde. Horul horul horluyor. Yasemin, çık diyorum. Çıkmıyorum. Sen bilirsin o zaman. Evet, hadi git. Allah Allah. Ayı, ben ne sizin evinize ne de odanıza kaldı. Zaten kurtuluyorum senden de, odandan da. Ayı. Çağırıyor yoksa? Yok, yok. Burada uyuyakalmışsın. Hadi evine git, biraz dinlen. Yok, yok, şey iyiyim. Sadece içim geçmiş öyle benim. Bak, iyi bir doktor olmanın şartlarından biri de ne zaman dinlenmen gerektiğini bilmektir. Siz bunları artık yeni stajyer arkadaşlara anlatırsınız hocam. Ben gideyim. Öyle bir ayılmak için kahve içmeye gelmiştim. Uyuyakalmışım. Omuzumu çıkaracağım ya. Ben öyle vuruyor muyum? Kapıma! Nerede kaldı bu anneniz ya? Daha gömü bulacağız. Nermin, bu ne? Kahvaltı. Kahvaltı mı? Filtre kahve. Ya iki parça peynir kesemedin mi Nermin? Bak oğlun ta nerelerden gelmiş. Aslan oğlum benim be. Kısmetiyle geldim. Oh. Ya kısmetimle geldim tabii. Harold yani. Adımımı nereye atsam kısmet benim peşimden gelir ya. Ay tabii. Amerikalardan geldi. Kısmetini te oralardan getirdi. Lütfü, ben o buzdolabına dokunamıyorum. Buzdolabı fobik oldum ben. Hasan Efendi vakasından sonra hiçbir gıdaya elle dokunamıyorum. Ya, biz niye kahvaltı ediyoruz? Altınlar bizi beklemiyor mu ha? Gidelim hadi. Kıvırcık aklı. Hadi kalkın. Hadi. Come on guys, let's go. Aa, onlar ne? Tanıştırayım Nermin'ciğim.
Kazmayla kürek. Hasan Efendi'nin tamirhanesinden aldım. Ne yapacağız? Elimizle mi kazacağız ya? Ya yemin ediyorum şu yeryüzünde tanıdığım en akıllı adam sensin lütfen. Be. Ne? Be be. Ha, yakışıklı. Sağ ol. Hadi bakalım. Oh, yok, durun, durun, durun. Yavaş babacığım ya. Ya bırak yavaşı, ben iyiyim Ayten. Bırak Ahmet babamı. Allah Allah. Günaydın. Bu kim ya? Lütfü'nün oğlu Emre. Amerika'daki. Hayda. Aha, Ahmet efendiler. Çaktırmayın, normal davranın. Yasemin sırıtma. Nermin sakın ağzından kaçırma gömlemi diye. Saçmalama sevgilim, ne alakası var? Ha, gülümseyin yeter. Hasan dede, geçmiş olsun. Sağ ol. Korktun bizi vallahi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hasan efendi, nasıl oldun? İyisin, iyi maşallah. İyiyim, kötü iyiyim. Gömü. Çüş. Ney? Şey, bak Ahmet efendi, bu Lütfü Junior. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Hasan dede. Şu Amerika'da hapiste olan. Burada gördüğün gibi dimdik ayakta Ayten Hanım. Görmez olaydım Nermin Hanım. Hay, Emre ben. Ya kusura bakmayın, bizim bir boğaz daha doyuracak gücümüz yok. Kimse kusura bakmasın. Ya bunlar da bayağı fantastikmiş yani. Öyle bir şey yok zaten Ayten Hanım, o konu kapandı. Biz size muhtaç değiliz artık. Tamam, fazla abartma. Ya ne abartmayacağım Nermin, yeter ya. Hasan efendi, biz gidiyoruz. Aslan oğlum bizi bu kümesten kurtarıyor artık. Öyle denir mi? Ayıp. Ya ne ayıp olacak ya? Allah'a şükürler olsun, kurtuluyoruz artık. Ha Hasan efendi, o kahveciye de söyle, ben artık o kahvenin önünden bile geçmem. İstifa ediyorum. Şu biraz fazla coşmadın mı? Bırak Nermin, coşayım ya. Öyledir böyledir dedik. Hasan efendi ile Ahmet efendinin her dediğini sineye çektik. Ama artık bitti. Devran döndü. Bize de yol göründü. Hadi eyvallah. Goodbye. Lütfü. Dönersen fena pişman ederim. Beni bulursan edersin Hasan efendi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıyafetlerinizi ne yapayım Lütfü Bey? At gitsin Ayten Hanım. At gitsin. Yürü kıvırcık. Bu sefer gerçekten gittiler galiba. Ay. Tamam babacığım. Ah! Gir. İstediğiniz dosyalar Seçil Hanım. Bunlar da sonuncusu. Tamam. Çıkabilirsin. Size bir şey sorabilir miyim? Evet. Ben ne zaman getir götür işini bırakıp pastalarla ilgileneceğim? Dur bakalım Gül. Daha yeni başlıyoruz. Hocam acilden çağırıyorlar sizi. Batında derin kesisi olan bir hasta varmış. Hadi Gül. Hadi. Sen hiç istemiyor muydun? Acıyor. Çok acıyor. Evet nedir? Bahçe duvarından atlamaya çalışırken parmaklıkları takılmış. Karnına derin bir kesik var. Kızım ben komşularıyım. Çocuğun çığlığına fırladım. Baktım karnavanın içinde. Kaptım gibi getirdim. Tamam teyzeciğim, hallederiz şimdi. Sen şöyle biraz geride dur. Tomografi çekildi mi? Evet hocam, boyun raporlandı. Güzel, batına ulaşmamış. Sen tetanoz rapelini yap. Annesi nerede? İşteymiş, haber verdik gelecek. Dikiş seti hazır mı? Hazır hocam. İstemiyorum, çok acıyor. Hiç acımayacak. Acıdı mı? Acımadı, gitti.
Hadi acele edin biraz. Yarım çok acıyor. İstemiyorum. Çok acıyacak, istemiyorum. Esas bunu yapmazsam sonra daha çok acıyacak. Dur bakayım. İstemiyorum. Gül çocuğu tutar mısın? Başlayalım bir an önce. Hocam, bir müsaade edebilir misiniz? İstemiyorum, çok acıyacak. Merhaba. Benim adım Gül. Senin adın ne bakalım? Mehmet. Mehmet, çok memnun oldum. Mehmet, kardeşin var mı? Var, abim var. Aa, benim de abim var. Bir de kız kardeşim var. Mehmet Hanım, bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın. Benim abim çok yaramaz. Seninki nasıl? Onun yüzünden oldu zaten. Annem gelince kızacak şimdi. Bak, ben tahmin etmiştim. Ah bu abiler. Bak Mehmet, seninle bir anlaşma yapalım. Sen şimdi izin ver. Doktor abla yaranı iyileştirsin, diksin. Tamam. Sonra annen geldiğinde ben annene her şeyi anlatacağım. Diyeceğim ki Mehmet'in hiçbir suçu yokmuş, kazaymış. Tamam, anlaştık mı? İzin verecek misin? Tamam. Bak zaten hemen böyle dikecek, bitecek. Sonra annenle birlikte eve gideceksin. Korkma. Hatta bak, gel. Elimi tut. Acırsa böyle sık, tamam? Hadi başlamamız lazım artık. Of, öldüm Emre, öldüm. İnşallah boşuna getirmemişsindir beni buralara kadar. Ben bu toplu taşımaya da alışamadım ya. Hayır yani, insanlar nasıl topluca aynı yöne gidiyorlar onu da anlamıyorum. Babacığım tamam, uzatma artık istersen. Bak geldik zaten, ev şurası. İyi tamam, yürü yürü. Sana da iki çift lafım var baba. Artık oraya gelince konuşacağız. Siz durun, ben bir gideyim kolaçan edeyim, bakayım kapı açık mı? Siz yetişirsiniz, tamam mı? Abi. Hadi bakayım. Tamam, hadi Emre, hadi. Hadi şakal Emre. Gel kızım, gel. Gel koluma. Gelin, gelin. Aha, kapı açık. Keşke seni yemekten getirseydik. İkram ederdik, kurtulurduk adamdan. Saçmalama be. Baba cidden ne yapacağız? Ne bileyim kızım ben. Ne yapacağız? İşte bir katil daha. Allah'ım nasıl bir aileye düştüm ben ya? Neyse tamam. Hadi yürüyün. Abi adama bir şey olmuş olmasın? Olmaz kızım, bir şey olmaz ya. Ben bunu Amerika'da hapishanede öğrendim. Böyle zarar vermeden bayıltma tekniği. Bir iki saate kendine gelir. Hadi. Bak bak bak, laflara bak ya. Oğlum sen gangster mi oldun oralarda? Babacığım sırası mı şimdi ya? Dedem arka bahçe dedi. Hadi yürüyün hadi ya. İyi tamam, hadi yürüyün. İşte aradığımız ağaç budur. Emin misin oğlum? Eminim tabii baba. Dedem bahçedeki en eski ağaç dedi. I love you grandfather. Mantıklı olabilir. Hadi ailem göreyim sizi. Dört koldan başlayın kazmaya. Kimse gelmeden hızlı hızlı. Hadi bakalım. Hadi baba. Al bakayım şunu. Heh, bunu alın. Hasan Efendi'nin 50 senelik malzemeleri bunlar. Ha. Havuza baktık mı? Ay çok özlemişim bahçemizi. Hadi, hadi bakalım. Hadi Nermin. Hadi Nermin, hızlı hızlı, hızlı hızlı. Ay, kimse gelmeden. Ay yapamıyorum ben Lütfü. Şöyle çiğniyor. Ay o kırsızlık galiba ya. Daha hızlı. Ay, yavaş, daha hızlı. Lütfü yavaş. Kalsın. Daha hızlı. Daha hızlı. Bilgiçlik taslayan. Oo. Kala. Babacığım, biz bunları topladık, ne yapalım? Gidip atalım Ayten. Çöpe atalım işte, adam dedi ya, çöpe atın dedi ya. Oğlum Ahmet, yazıktır, günahtır. Onlara ihtiyacı olanlar da vardır. Götürün Süleyman'a, muhtar Süleyman'a.
Fakire fukaraya dağıtsın. Çok güzel düşündün babacığım. Hadi Ahmet. Ayten. Ha. Ne dersin kız? Akşam bunların gidişini kutlayalım mı? Çok güzel düşündün sen onu Ahmet ya. Ahmet, ben hala bunların gittiklerine inanamıyorum. Ya kızım dedi ya, adam bas bas bağırdı ya. Biz dedi gidiyoruz dedi, bir daha gelmeyiz dedi ya. Ahmet, akşam mangal yapalım mı? Yaparız kız. Aman iyi. Ama tabii önce babama sormamız lazım. Yürü Ahmet. Ayten, tedbir yani. Yürü. Tedbir Ayten. Ben sana göstereceğim tedbiri. Var karşıda. Yok. Bütün arşivi taramanı istiyorum. Şimdiye kadar cerrahi bölümündeki bütün dosyaları tarihine göre sıralayacaksın. Son 4 ayın kayıtlarını da odama getir. Aa, Mehmet. Merhaba. Merhaba. Mehmet'in doktoru Seçil Hanım. Seçil Hanım, size çok teşekkür ederim. Ben yeni gelebildiğim işten Mehmet'le siz ilgilenmişsiniz. Çok sağ olun. Önemli değil. Geçmiş olsun. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun. Çekilin. Gül abla. Oğlum, nereye? Efendim? Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok geçmiş olsun. Ne demek? Bu arada abine dikkat et. Hadi Gül, hadi. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Şikayet etme Nermin, şikayet etme kas. Altınları bulunca söz veriyorum, altından tırnak yaptıracağım sana. Söz mü? Söz yavrum, söz. Aha! Buldum. Vallaha mı? Vallaha buldum. İçi altın doldur değil mi bunu? Şimdi bir sürü zengin olacağız gene. Oğlum ne yapıyorsun? Hatıra fotoğrafı mı çektireceksin? At şunu yere, kır gitsin ya. Kırılsın değil mi? Tabii. Açalım bakayım. Hadi. Açılın. Hadi. Ay inanmıyorum. Çıka çıka bu mu çıktı ya? Ay ben şöyle toprağa bayılsam elektriğimi alırım Bu harita gibi bir şey bu. Bu acaba şey mi böyle filmlerdeki gibi hazineyi gösteren harita mı acaba bu? Oğlum okusana ne diyor ya? Ama ne okuyayım, okuyacak bir şey yok ki. Ya ver şunu bana ver. Hiçbir şey okuyamıyorsunuz ya. Hiç hayal gücünüz şeyiniz yok. Ay, kayınpederim de ne güzel çizmiş görüyor musun? Ne görüyorsun? Sana 3 vakte kadar yol görüyorum Nermin'cim biraz daha konuşursan. Ya bir sus, konsantrasyonumu bozma. Hazine deşifre etmeye çalışıyorum. Tamam hadi. Şimdi burası deniz. Ha, bak yıldızı var. Burası sahil filan vapur. Aa, simitçi filan var bayağı. Üsküdar burası ya. Aa, Hasan Efendi'nin evi bu ya. Aa. Aa, emin misin? Dur bakayım. Aynen deniz. Şöyle bir yürüdüğümüz sokak şu. Bayağı bu Hasan Dede'nin evi işaretli. Çakal. Vay çakal baba. Demek Hasan Efendi'nin evine gömdün hazineyi. Şimdi ne yapacağız baba? Yürüyün ailem. Hasan Efendi'nin evine dönüyoruz. Hadi hızlı 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 hızlı. Haydi. Söyleyemediğin çok önemli konu. Seni dinliyorum. Ne istiyorsun? Akşam bir yemek yiyelim mi? Sen şaka yapıyorsun herhalde. Bak, birincisi dünya kadar işim var. İkincisi seninle yemeğe gitmek isteyeceğim en son şey. Ben boşanmayı konuşmak istiyorum Kemal. Sen ciddi misin? Evet. Yani belki de sen haklısın. Belki de artık ikimiz de kendi yollarımıza bakmalıyız.
Akşam bana biraz vakit ayırırsan konuşalım. Peki. Ama yarım saat. Fazla vaktim yok. Tamam. Tamam. Akşam 8'de görüşürüz o zaman. İstediğiniz dosyalar seçin. Gül, senin bildiğin buralarda böyle iyi bir balık restoranı var mı? Ya akşam Kemal'le balık yiyeceğiz de. Çok sever. Yok, ben pek bilmiyorum. Peki, çıkabilirsin. Hı. Lütfü, bana bak. O kadar laf ettin giderken. O adam bizi alacak mı evine geri? Alır Nermin, alır. Benim tanıdığım Hasan Efendi bizi sokakta kovmaz. İnşallah. Aslan oğlum benim be, hazine avcısı. Gel. Amerikalardan geldi de böyle melek gibi indi yanımıza. Ben bunu unuttum ya. Alo? Alo Yasemin. Neredesin? Şu buluşup davayı konuşmayacak mıydık? Buluşacağız, buluşacağız. Ben geleceğim birazdan o tarafa. Tamam, ararım ben seni. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Cem, ne durumdasın? Hoş geldiniz babacığım. Şu teklifin üstünden geçelim bakalım. Bakalım şirket almaya değer mi? Şimdi mi? Evet, ne var? Bir şey yok, ne olabilir ki? Buyurun babacığım. Evet. Abi. Şunu al. Geldiğimiz otobüste geri dönersiniz, tamam mı? İyi de sen nereye gidiyorsun Cazmin? Benim bir Angarya işim var, onu halledip geleceğim. Ha, all right. Lütfü, eve gidince bu elbiselerimizi kaynar suda yıkayalım, iyice sterilize edelim. Olur mu canım? Olur aşkım, olur. Benim de tek derdim oydu çünkü şu an. Yok yok, ya da şey yapalım, komple çöpe atalım. Ay iğrenç, bak pis pis. Böyle otobüs koktu. Tamam canım. Kıvırcık, sen gelmiyor musun? Yok baba, bir işim var, onu halledeceğim, öyle geleceğim. Ya ne işin var senin? Senin işin kazmak yürek artık. Sen kazmak yürekçisin. Baba, geleceğim diyorum ya. Allah Allah, hah. Şey de geldi. Otobüs de geldi, hadi. Hadi Emre. Hadi, hadi Nermin, hadi. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi Emre. Tamam kızım, hadi dikkat et kendine, hadi. Tamam. Ali! 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 Önce sen yoksun! Emre, ne yapıyorsun? Ya ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya Allah Allah! Bir insan gelir ya! Yapma sen! Çay diyorum! Emre, kalkma bir çekme! Çekme! Ya kalkma bir çekme! Ya insan ol be! Sen de! Taksiye bineyim lan ben de. Çek beni. Ya ben niye bileyim? Allah Allah, ben bir insanım. Halk insanıyım ben ya. Tamam, gelmeyin, neredesiniz? Geldim, ah ayağım. Ben nasıl gideceğim? Akbil abime verdim. Ya 5 kuruş param yok ya. Of, ben yine yollarda kaldım ya. Of! Of! Bu şirketin geçen seneki cirosu ne kadarmış? Babacığım bakın, bir arka sayfada şirketin 5 senelik cirosu bulunmakta. Ben birazcık inceledim, hiç fena durmuyor. Aferin canım. Aferin. Çok pardon. Alo Cem, ben sizin şirketin oralara geldim de cüzdanımı evde unutmuşum. Taksiye de binmiş bulundum. Ben burada beklesem sen... Ne, nasıl yani? Cem, bir bak bakayım. Bak bu geçen sene Haziran ayındaki kar marjıyla bu seneki arasında bir tutarsızlık var. Bir saniye babacığım. O zaman iptal edelim, ben gelemiyorum. Tamam mı? Sonra tekrar konuşuruz. Ne? Alo? Alo Cem? Of!
Oha. Kim o? Kim o? Kim o? Nasıl söyleyeyim? Şimdi siz isim olarak hatırlar mısınız bilmiyorum ama benim tenis kulübünden çok eski bir arkadaşım. Bugün randevumuz vardı da iptal ettirdim. Sonuç olarak daha önemli işlerimiz var. Aferin. Hanımefendi nerede inecektiniz? Kardeşim onu ben de bilmiyorum şimdi ya. Sen sağ çek, ben söyleyeceğim sana. Bu niye arıyor ki şimdi? Efendim? Hah, Sarp. Ben Cem'in şirketinin... Yani senin şirketin oradayım da. Taksiye bindim ben ama cüzdanımı unutmuşum. Ya çok utanıyorum ama. Tamam tamam. Bekle taksiyi, geliyorum ben. Şuna bak ya. Hem 5 kuruş parası yok hem de Yasemin onun taksiden inmiyor. Gir. Oo Sarp. Görüşemedik. Hoş geldin. Hoş bulduk Sezai Bey. Sağ olun. Ne oldu? Bir durum var. Ya bir arkadaşım yolda kaldı da ona yardım etmem gerekiyor. Alo Cem, cüzdanımı evde unutmuşum. Taksiye de binmiş bulundum. Bugün erken çıkacağımı haber vermeye geldim. Tamam tamam, çık. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Kim? Yani tanıdığımız birisi ise yardımcı olalım. Oğlum sana ne ya? Allah Allah. Arkadaşım dedi ya adam. İşimize bakalım biz. Doğru ya, bana ne? Kolay gelsin size Sarp Bey. Evet babacığım. Oradaki kapasitelerin hepsi yazıyor. Oh benim güzel kızlarım. Ben ilgilenemedim mi bu görgüsüzler yüzünden sizinle? He? Ay. Ay geldin mi Ahmet? Ha geldim Ayten. Bize kadar bir şeyler aldım işte. Oh çok iyi yapmışsın Ahmet. Ahmet şimdi ben bir güzel sofra kırarım. Ondan sonra babamı çağırırız. Akşam Sarp da işten gelir. Ailece karşılıklı güzel bir yemek yeriz. Ha? Oh, yeriz Ayten'im. Artık yaparsın bir şeyler. Aa yaparım yaparım ben Ahmet'im. Ellerinden öpersin. Ay, gelemedik ayol. Ay çok yoruldum, lütfen duralım. 2 dakika ayaklarım var. Nermin'cim dayan yavrum, az kaldı. Bak altınları bulunca altından ayakkabı alacağım sana. Ay bırak şimdi altını falan. 2 dakika oturayım şuraya. Ay 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 ay. O ne ayol? Nermin'cim ne oldu yavrum? Şimdi de dikine mi bayılıyorsun? Bunlar benim değil. Yavrum ne oldu? Söylesene be kadın. Ah, o ne ya? Benim florum o. Bu da benim, benim bu. Bana bak, şu birader çıkar onu, benim o. Bana bak, İtalya'dan aldım ben onu. Signore, signore. Il tutto scandale. Geldi abi, geldi. Sarp, hadi ver parayı da inelim gidelim artık, hadi. Üsküdar'a çek kardeşim. Neden? Ne neden? Eve gidiyoruz. Sen de bana yol boyunca burada ne aradığını anlatacaksın. Çünkü biliyorum, o Cem denen herifin yanına geldin. Hayır, ne alakası var Sarp? Yasemin, bana doğruyu söyle. Tamam, onun için geldim. Ama bir sor bakalım neden geldin? Soruyorum ya. Ha. Cem'in babası davayı çekmiş de Cem çok ısrar etmiş. Onu anlatacaktı. Ne oldu? Çok mu komik? Yasemin, davayı çektiler çünkü ben şart koştum. Ne? İşe dönmem için davayı çektiler. Salak. Ne? Sen niye bana söylemiyorsun? Niye beni bu insanlarla muhatap ettiriyorsun? Yasemin sana iyilik de yaramıyor. Yaramıyor. Yap diyen mi oldu? Sana bir daha iyilik yaparsam. Yapma kardeşim, yapma.
basketbaldan tatlıymış aşk onun. Müptelasıymış bulduk mu cevabı? Kim kazanır savaşı? Kalbimizdeki dikenler açacak mı çiçeği? Ya ne gereği vardı et mangalın? Zaten zam da geldi. Fuzuli israf Ayten. Fuzuli israf olur mu babacığım? Bugün bizim Lütfü ve ailesinden kurtulma günümüz. Kurtulduk baba. Dur bakalım Ayten. Ne demişler? Erken öten horozun kafasını keserlermiş. Öten öttü, giden gitti babacığım. Kaldık biz bize. Oh! Hakikaten baba ya. Görmedin mi yine böyle artız artız gittiler? Aa, bir de oğulları çıktı başımıza. Allah korudu babacığım, Allah korudu. Ya Ahmet, sevinme. Böyle erken erken sevinme. Sen ne diyorsun baba? Bak, bunu diyorum. Bak arkana. Ha. Hasan Efendi, sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ha? Ne yapıyorsun sen Hasan Efendi? Sen nasıl dağıtırsın bizim kıyafetlerimizi mahalleliye ya? Ha? Yani... Kadına bak, dili tutuldu kadının ya. Kendi kıyafetini ta Paris'ten aldığı bluzunu teyzenin üstünde görünce dili tutuldu, konuşamıyor kadın ya. Bak, lal oldu kadın. Lütfü oğlum, hoş geldiniz. Nermin kızım, hoş geldiniz. Oğlum, sen de hoş geldin. Vallahi hiç hoş gelmedik Hasan Efendi, hiç hoş gelmedik. Ya Lütfü, sen hala neyin artistliğindesin? Siz değil miydiniz buradan giderken bir ton laf eden? Yani... Ben size ne dedim ama? Erken sevinmeyin dedim. İşte buyurun. Babacığım, şimdi bunlar burada mı kalacaklar yine? Ayten Hanım, ben de bayılmıyorum burada kalmaya ama ne yapalım? Yani bizim gidecek başka yerimiz mi var? Yok. Bir dakika, bir dakika babacığım. Babacığım, bunlar gitsin. Sen ne dedin? Giderseniz almam dedim. Bak geldiler, bir de sayıca arttılar. Baba ne olursun, Allah aşkına almayalım. Kurban olayım almayalım. Dayanamıyorum, ne olur almayalım babacığım, almayalım. Ayten bitti mi? Bitti babacığım. Çekil kızım. Peki babacığım. Lütfü oğlum, al karıcığını, al oğulcuğunu. Doğru benim odama gidiyorsunuz. Orada ben sizlere kıyafetler bıraktım. Onları giyiyorsunuz ve geliyorsunuz. Hadi bakalım Lütfü. Vallahi mi? O elbiseler temiz midir Hasan Efendi? İyi madem. Hadi Nermin, hadi oğlum geç. Ya oğlum, gücük iğneli var. Bak ben dedim size, kıyamada aldı işte. Hadi bakalım Lütfü. Ya ama baba ya. Baba, vallahi ağlayacağım baba, ağlayacağım baba. Seçil Hanım değil mi? Ben de yaklaşık 2 dakikadır bana iş vermiyordun, ne zaman çağıracak diye bekliyorken sen geldin. Geliyorum. Gel. Gel bakalım Gül. Ben şimdi çıkıyorum. Daha doğrusu Kemal'le yemeğe çıkıyoruz. Sen bu gece de buradasın. Çok önemli bir şey olursa beni cepten ararsın, tamam mı? Yalnız Seçil Hanım, ben dün gece de gitmedim. Ee?
kalıyorum. Size afiyet olsun. Çıkabilirsin. Babacığım, niye inmedi bunlar? Nerede kaldılar? Gelecekler. Tıpış tıpış gelecekler. Utanıyorlardır. Aa. Ayten. Ahmet. Baba bu ne? Yani Hasan Efendi, ben de sen kıyafet var deyince bir şey sandım. Bu ne ya? Bunlar bayağı eski püskü eşofman. Oo, Ahmet Efendi, mangal mı var? Hadi iki lokma bir şey yiyelim de kendimize gelelim. Şşt Lütfü, etlere saldırmak yok. Ne? Sen Ahmet'e yardım edeceksin Lütfü. Nermin Hanım, sen de Ayten'e yardım edeceksin. Mutfağa git, eksikler varsa getir. Fırla! Gel bakayım buraya sen. Emre, gel 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 gel. Çabuk gel. Al şu parayı, doğru bakkala. Bir ekmek kap. Hadi! Hasan Efendi yok, daha neler? Uşak mıyız biz ya? Biz uşak mıyız Lütfü Efendi, ha? Sizi yediriyoruz, içiriyoruz, besliyoruz. Ben ne dedim? Bu evde çalışmayana yemek yok. Hadi marş marş, fırlayın, yürü. Mutfağa. Şişt, Emre, hadi, hadi oğlum. Çabuk 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 çabuk. Fırla, durma. Özdemirler, uşak servisi. Babacığım, bunlar böyle olacaksa hep kalsınlar ya. Vallahi helal olsun sana baba. Ahmet gel otur, gel 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 koş. Gel Ahmet gel. Gel, gel. Oh. Hadi çabuk olun. Şuna bak ya. Kaç para verdim hanımefendinin keyfi yüzünden? Sarp bana bak. Bana bak ne Yasemin? Seni sağdan soldan toplamaktan maddi manevi bittim ya. Toplama. Topla diyen mi oldu sana? Evet sen. Her seferinde sen arıyorsun beni. Aramam Sarp, aramam. Bir daha seni aramayacağım ya. Bir daha seni arayacak olursam ellerim kırılsın, aramayayım seni. Arama. Al. Bir daha da bana bulaşma. Heh. Davul bile dengi dengine çaldı işte. Ne var Cem? Niye arıyorsun sen beni? Hangi yüzle arıyorsun beni ya? Yasemin bak, ne olur telefonu kapama. Biliyorum çok sinirlisin oraya gelemediğim için. Haklısın da. Ama sana gerçekten şu an güzel bir sürprizim var. Yasemin bak, sürprizi gördüğünde çok hoşuna gidecek diyorum. Ne olur bana bir şans ver. Tamam bak, ben şimdi sizin oraya geliyorum. Yaklaştığımda ben seni arayacağım. Sen de çantanı al, kapıda beni bekle. Ya Yasemin, sen benim dediğimi yap, pişman olmayacaksın. Gel şöyle. Tamam, görüşürüz. Emre buraya da. Koş. Heh, benim paşa oğlum da gelmiş. Aslan oğlum benim. Gel, gel çocuğum. Ziyafet var. Anne, bunların hali ne? Gurme olduk, gurme. Cezalılar. Deden ceza kesti hepsine. Boş ver sen, boş ver. Geç otur. Hadi benim paşam. Yok anne. Hazır evin içi boşken ben odama çıkıp biraz dinleneyim. Ay benim kuzum, kuzum. Çok haklısın oğlum. Sen geç odana. Ben sana böyle güzel bir tabak yapar getiririm. Hadi benim paşam. Hadi yav Lütfü. Gel lan. Oho, saat kaç oldu ya? Hoş geldin. Ben istemiyorum. Hemen
konuya girelim. Fazla vakit harcamak istemiyorum. Bak ne diyeceğim, istersen avukatlar görüşsün ha. Daha kolay olabilir yani süreci hızlandırmak için. Kemal ben boşanmıyorum. Ne? Ne demek boşanmıyorum? Buraya niye getirdin beni o zaman? Ne istiyorsun benden? Kemal, ben sonunda ilişkimizde neyin eksik olduğunu buldum. Ne eksikmiş ilişkimizde? Çocuk. Ne? Kemal, ben çocuk istiyorum. Çocuk mu? Sen aklını mı kaçırdın Seçil? Lütfen kendine gelir misin? Gerçekleri gör artık. Neyi göreyim Kemal? Ben seni hala deli gibi seviyorum, görmüyor musun? Kemal, ben seninle bir aile kurmak istiyorum. Kemal, bak biz bunları aşabiliriz. Ne kadar mutlu olduğumuzu hatırlasana. Nasıl güzel bir aile oluruz, bir düşünsene. Banka satışa çıkarmış. Ben de gittim hemen aldım. Hadi atla. Ay atlayayım. Bir şey söylemeyecek misin? Söyleyecek bir şey kalmadı artık Seçil. Kemal, ne olur bize bir şans ver. Aile olmamıza izin ver. Gerçekten hatırlamıyor musun ne kadar mutlu olduğumuzu? Kemal, bak sen bana aitsin. Ben de sana. Biz tekrar birlikte olmalıyız. Bir çocuğumuz olmalı. Birlikte güzel bir evimiz olmalı. Sen beni en yakın arkadaşımla aldatarak bu aileyi oluşmadan yok ettin zaten Seçil. Bir daha böyle saçma sapan hayallere kapılma sakın. Bu iş bitti. Avukatım avukatınla görüşecek. Bu iş bitecek. Bir daha da sakın benim zamanımı böyle harcama. Cem, sana inanamıyorum ya. Nasıl özlemişim arabamı? Canım arabam benim ya. Ya Yasemin, sen bugün telefonda yolda kaldım deyince yanına gelemedim ama çok üzüldüm ve bu sorunu kökten çözmeye karar verdim. İstediğin zaman üstüne geçirebiliriz arabayı. Üstüne mi geçiririz? Evet. Yani kendim için almadım herhalde ben bu arabayı. Ayrıca bu tam bir kız arabası ya. Ben bununla gezemem ki. Yasemin'cim, özür dilerim. Bu davayı nasıl çektiğimizi anlatacaktım sana da bir türlü fırsat bulamadım. Yasemin, ne yapıyorsun? Cem, sen nasıl bir yalancısın ya? Babanın davayı çekmesiyle senin bir alakan yokmuş ki. Nasıl alakası olmaz? Olmaz olur mu? Tabii ki de var Yasemin. Sarp istedi diye çekmişler davayı Cem. Yasemin, saçmalama. Ne alakası var Sarp'la? Sen o herife mi inanıyorsun yoksa bana mı inanıyorsun? Ona inanıyorum. Yasemin! Yasemin, bir bekle! Yasemin! Yasemin, nereye gidiyorsun? Yasemin, bir bakar mısın? Nereye gidiyorsun diyorum ya? Eve. Araba ne olacak? Bilmiyorum Cem. Ben biledim sana arabayı al diye. Sen kullan diyeceğim ama kız arabası sana gelmez. Yasemin, saçmalama. Nasıl gideceksin sen bu saatte? Akbilim var. Ne? Yasemin, sen delirdin mi? Her şeyi nasıl bu kadar sen elinin tersiyle itebiliyorsun? Ben seni artık tanıyamıyorum. Çok normal.
Çünkü ben artık senin tanıdığın Yasemin değilim. Tamam? Selametle. Her şey normal görünüyor. Merak etmeyin. Teşekkür. Sabah görüşürüz. Hadi Gül, aç şu telefonu. Alo. Alo Gül. Benim seni hemen görmem lazım. Ne oldu hocam? Bir şey mi oldu? Ya bırak şimdi hocamı falan. Benim seni hemen görmem lazım. Bak, her şey için çok özür dilerim. Seçil'i sana söylemediğim için. Bütün bu olanlar için gerçekten senden çok özür dilerim. Benim şu an hemen seni görmem gerekiyor. Sana ihtiyacım var. Gül. Gül, ben seni seviyorum. Gül. Gül, bir şey söyle. Hocam benim kapatmam lazım şimdi. Hayır, kapatma Gül. Gül, kapatma. Bitmiş hanımefendi, bitmiş. Bitmiş mi? Ay bana boş akbil mi verdi bir de ya? Ya şoför bey, ben bu seferlik geçsem olur mu? Olmaz hanımefendi. İstiyorsan parasını ver, biri bassın senin yerine. Ay 5 kuruş param da yok ki. Merhaba. Merhaba, acaba benim yerime akbil basabilir misiniz? Yok mu? Yok. Vay be! İnsanlık ölmüş. Bravo size. Evet. Boş akbil. Boş akbil vermiş bana ya. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Boş akbil verilir mi ya? Ben yine yollarda kaldım. Of! Yok. Yok, bu sefer aramayacağım ya. Aramayacağım bu sefer. Ya niye aramıyorum ki ben? Arayacağım tabii ya. Yine arıyor. Kim bilir başını ne belaya soktu. Yok, açmayacağım ya. Bu sefer kesin açmayacağım. Ya sen bana niye boş akbil veriyorsun? Ne bileyim ben boş olup olmadığını. Ne varsa verdim. Sarp, yolun ortasında kaldım. Gene yollarda kaldım senin yüzünden. Ya kızım, sen benim başımın belası mısın? Bak Sarp, yine senin yüzünden yolda kaldım diyorum. Tamam be, bağırma. Neredesin onu söyle, geliyorum ben. Şu an durağın oradayım, yukarı yürüyeceğim, konum atacağım sana, tamam mı? Güzelim, yemeği de yemedik. Gelmişsin. Yok, hala yoldayım. Yürü hadi gidelim. Yürü mü? Ne demek yürü ya? Yürü demek işte. Akbilim yok. Senin yüzünden taksiye binecek paramız da kalmadı. Sarp, ben beni yürüteceğini bilsem seni niye arayayım? Kendim de yürürdüm. Yürüseydin o zaman be.
Ya tamam dur. Geldiysen bari beraber yürüyelim. Sen birliğimize yetişmiyorsak biraz yavaş yürüyebilir miyiz acaba? Zor yürüyorum ben bu ayakkabılarla. O senin problemin. Beni ilgilendirmez. Senin benimle derdin ne ya? Ne istiyorsun benden? Ben mi? Asıl sen benden sürekli bir şeyler istiyorsun. Sen de her istediğimi yapıyorsun Sarp. Ben manyaksam sen benden daha manyaksın. Peşimde dolaşmadan duramıyorsun. Kabul et. Yasemin bana bak. Baktım ne oldu? Benim tepemin tasını attırma. Atarsa ne olur? Alo. Sarp. Sarp ben çok kötüyüm. Sen ne zaman istersen arayabilirsin demiştin. Ben seni onun için aradım. Sarp ben hiç iyi değilim. Müsaitsen buraya gelebilir misin? Sarp ya da boş ver ben hiç aramadım Say, olur mu? Alo Gül, dur kapama dur. Neredesin sen, hastanede misin? Tamam ben geliyorum. Yasemin, ben gidiyorum. Gül'e mi? Evet. Gitme. Benimle kal.